İstanbul Kazan, ben Kepçe, gidiyorum gündüz gece. Evet, Tempo TV'de mikrofon dilisiyle Ramazan özel programı gümbür gümbür devam ediyor. Ve bizler de bu akşamda hemen arkamızda gördüğümüz gibi Sarıyer'deyiz. Sarıyer'in Ramazan alanındayız ve sizlerle röportaj yapmaya birazdan bakalım kimlerle bizler burada karşılaşacağız. Vallahi ben bile bilmiyorum nasıl bir program çıkacak. Sevgili kardeşim Evren bugün bizlere yardımcı oluyor. Teşekkür ediyoruz. Ve yapımda da sevgili kardeşlerime de Oğuz'a da selamlar olsun diyoruz. Ve programımıza başlıyoruz. Ekranları başında bizleri izleyenler sakın bir yere ayrılmayın. Çünkü muhteşem bir program bizleri bekliyor. O zaman ne yapalım sevgili Evren? Şöyle bir dolaşalım bakalım. Kimlerle görüşeceğiz? Hemen gelelim şöyle Şebin Karahisar standının önündeyiz. Ve Giresun standının önündeyiz. Ve değerli dostlarımız var. Öncelikle şöyle gelelim derken ben pozitif ayrımcılık yapmak istiyorum. Şöyle pozitif ayrımcılık yapmak istiyorum. Yıllar önce beraber mikrofonu paylaştığımız hem meslektaşım hem sanatçı dostum hem de eskimeyen güzel yüreği burada gördük. Pamuk Prensesimizi gördük ve Ayşegül Pınar bizliklerle beraber. Öncelikle selam aleyküm. Aleyküm selam, çok teşekkür ediyorum. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın, iyi misin? Vallahi seni görmek de çok güzel. Gerçekten şu an çok mutluyum. Kanalımız harika. Değerli yönetim kurulu başkanımız Meçhul Bey zaten harika. Herkese selamlar, saygılar olsun. Tempo TV'de kalın. Bizlerle birlikte olun. Ne güzel sizlerle karşılaşmak da ayrı bir güzellik. Çok teşekkür ediyorum. Sayın başkanlarımla birlikte burada sizlerle birlikteyiz. Hayırlı Ramazanlar diyorum. Ramazanlar nasıl geçiyor günler? Burada sürpriz karşılaştık ama iyi oldu. Evet, Sarıyer'deyiz. Ramazan Sarıyer'de yaşanır. Sloganı da verdik. Bak başkanım, görüyorsun. Anlatmaya gerek yok. Hemen o zaman gelelim başkanlarımıza. Hemen şöyle. Başkanım dur, ben de şunu çekeyim şöyle. Gel abi, gel. Ay canım benim ya, başkanım benim. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok ama biraz anlatalım. Anlatalım başkanım. Şimdi öncelikle ben sizi tanıyorum da. Tanımayanlar için bir kendinizi bahsedin. Hüseyin Coşkun, Sarıyer Belediyesi Başkan Vekiliyim. Aynı zamanda da Meclis Başkan Vekiliyim. Şimdi Sarıyer'de Ramazan deyince bu alan akla geliyor. Sevgi, barış, hoşgörü alanı. Yaklaşık 10 yıla yakın aynı tempoda, aynı tempoyla. Tempo. Bu arada biz Şükrü Başkanım'la tempoya çok çıktık. Ne güzel. Bizim uzun boylu sakallı bir abimiz vardı. Cemal abi. Evet. Meçhul namı da. Evet, çok geldik. Onun için temponun uğruna da inanıyoruz bu arada. Seçim zamanları çok çıkıyorduk. Şimdi biraz önce ifade ettiğim gibi bu alan gerçekten Türkiye'nin mozaiğini yansıtıyor. Batısından doğusuna, güneyinden kuzeyine kadar herkesin kendini burada ifade edebildiği, kendi yöresel sanatçılarının, kendi halk müziklerinin yapıldığı bir alan. Hiç kimseyi dışarıda bırakmıyoruz. Herkese bir şekilde bir saat, bir buçuk saat, iki saat yer veriyoruz. Yöresel standlar, dernekler görüyorsunuz, bir panayır havası içerisinde geçiyor. Şunu da söyleyeyim. Havada, denizde, karada, her yerde iftarımızı da koyuyoruz, sahurumuzu da yapıyoruz. Sahur programlarımız bizim mesela, bir gün davet edelim. Çok güzel geçiyor. Bir sokağı kapatıyoruz, 300-400 kişi sahur yapıyoruz. Başkanımızı nereye çağırıyorlarsa başkanımız üşenmeden gidiyor. Denizin ortasında teknemiz var biliyorsun. Denizin ortasında, biraz önce anlatıyordum Ayşegül Hanım'a. Daha boğazı görmemiş kadınlar var. Aldık onlarla iftar yaptık. Ne zaman yapacağız iftarı? Ne zaman istiyorsanız hemen keselim burada günü. Ben bakayım şeyi. Vallahi bak bir gün beklerim. O bambaşka bir şey oluyor. Alıyoruz altıda, çıkıyoruz. İftar saatine kadar 8.20, 8.25 o saatlerde ya Beykoz koyu, ya Çubuklu, ya Riva koyu. Çekiyoruz orada. Kapatıyoruz motorları. İnsan yapıyorlar iftarını. Ondan sonra çay kahve dolanıyoruz 3-4 saat. Geliyoruz. Program sizde, yayınlamak bizde. Tamam. Söz şey yapabiliriz. Tamam, konuşalım. Tamam, sıkıntı yok. Sonuna kadar. Mesela özellikle böyle sivil toplum kuruluşları olduğu işte kadınları genelde şey yapıyoruz. Mahallelerden alıyoruz, gezdiriyoruz. Değişik bir program olur. Muhteşem. Teşekkür olur. Ediyoruz. Rica böyle bir fırsatta buluştuğumuz ya için. Estağfurullah. Buraları böyle sizin kanalınız. Halkla paylaştığınız için başkanım ben adına, Şükrü Başkanım adına ben teşekkür ederim. Onur diyorum. Hemen diğer misafirlerime döneceğim. Vallahi abim öyle bir dinledi ki bir an gemide hissetti kendini ve menüm aklına geldi başkanım.
Vallahi gerçekten menü aklıma geldi. Ben de düşündüm ki bir akşam biz de veyahut da sahur veyahut da iftar açalım diye. Hemen yarından itibaren bunun çalışmasını yapacağım. Başkanımdan da onun randevusunu alacağım. Bir akşam onların misafiri olacağız inşallah. Bak misafir edeceğiz değil yalnız, misafir olacağız. Ya başkan memleket neresi? Samsun memleket. Neresinden? Çarşamba. Çarşamba, ooo. O zaman başkanım sizin sesiniz de güzeldir. Birazdan çarşamba türküsü rica edeceğim. Ayşegül Hanım da söyleriz. Şimdi ben Samsun Amasya Kültür ve Yardımlaşma Dernek Başkanıyım. Bayramın ikinci günü köyümüzde pikniğimiz var. Onun çalışmasına başladık. Bu akşam da Sayın Şükrü Başkanıma ve Hüseyin Başkanıma davetiyesini getirdik. Kendilerine takdim ettik. Sarıyer Belediye Başkanımız da Sayın Şükrü Genç ve Hüseyin Başkanımız bizim için çok değerlidir. Onları çok seviyoruz. Çünkü bizim derneğimiz daha önceleri köy derneğiydi. Biz burada Sarıyer'de piknik yaptık. Sayın Şükrü Başkanım dedi ki bize, ya köy derneğini bırakın, gelin bunu SAMASDER, Samsun Amasya Kültür ve Yardımlaşma Derneği olarak değiştirin. Ve o gün değiştirdik. Ve o günden bugüne 10 yıl oldu. 10 yıldır SAMASDER olarak devam ediyor. Çünkü biz artık üvey evlat değiliz. Arkamızda Sarıyer Belediyesi var, Şükrü Başkanım var, Hüseyin Başkanım var. Helal olsun. Bu arada şey, başkanım da ürün yerleştirme yapıyor arada böyle. Kamerayla bizi gösteriyor. Hemen geliyorum şöyle. Güzel insan, değerli başkanım. Evet. Seni de tanıyalım. Biz Esenyurt'tan geldik. SAMASDER Esenyurt'tan. Esenyurt. Evet abi, başkanımla biz beraberiz oradan. Yani köyümüzde şenlik yapacağız bu yazın, Allah izin verirse. Şükrü Başkanım'ı ziyarete gelmiştik. Çok güzel bir şenlikleri var. Gerçekten çok memnun olduk yani. Bana şöyle unutamadığın bir Ramazan anısını paylaşır mısın? Ya Ramazan hani anıları ya, çok nerede da. Nerede o eski Ramazanlar? Ramazan anıları çok da yani. Hangisini anlatacağız ki? Ben geçmişte, bilmem sen biliyorsun. Geçmişte kalanları boş, onları anlatmayalım. O zaman önümüzdeki Ramazanlara bakacağız inşallah, hayırlı Ramazanlara. O zaman şöyle güzel insan, bir selam da senden alayım hadi, ekranların tanınan yüzü. Değerli dostum. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ben sanatçı, TRT Tokat Müzik Sanatçı Ayşegül Pınar'ın menajeriyim ve de abisiyim. Buraya daha yeni geldik ama gerçekten coşku çok güzel. Biraz önce abime bir şey söyledin, eski Ramazanlar diye. Ben şimdi sol tarafıma baktığım zaman eskiden böyle Sinevizyon çok çok meşhurdu. O ilgimi çok çekti ve de çok güzel. Katılım çok güzel. Başkanlarıma teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Böyle güzel günlerde hep beraberce inşallah daha da güzel şeyler olacağını ümit ediyorum. Amin diyoruz ve hemen günün şarkısı geliyor. Tabii ki ben söylemeyeceğim. Merak etmeyin. Sizi bugün sesimle rahatsız etmeyeceğim. İşi uzmana bırakacağım. Ben söyleyeceğim. Ve çarşambayı sel aldı diyoruz. Öyle mi? Öyle mi diyoruz? Hadi diyelim bakalım. Çarşambayı sel aldı, bir yar sevdim el aldı, aman aman, bir yar sevdim el aldı aman, keşke sevmez olaydım elim koynunda kaldı aman aman, elim koynunda kaldı aman. Oyneymiş neymiş aman aman, kaderim böyleymiş aman. Gizli sevda çekmesin aman aman, ateşten gömlek giymiş aman. Efendim sizlere çok teşekkür ediyorum. Tempo TV tüm çalışanlarına, kameraman arkadaşımıza ve özellikle size, değerli yönetim kurulu başkanımız, namı değer meçhulümüze çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, sağ olun. Çok teşekkür ederim vallahi, ben de eşlik ettik. Efendim size hayırlı Ramazanlar. Hadi görüşürüz. Selfie olmadı yalnız. Selamun aleyküm. İçinde olmadığım selfie'yi kabul etmiyorum. Bir selfie daha alalım.
Hadi, hadi yapalım beraber. Şimdi oldu mu? Evet, üç çiçek bir böcek. Hemen söyle, soldan tanıyalım ablacığım. Nasılsınız? Hayırlı Ramazanlar. Çok teşekkür ederim, size de hayırlı Ramazanlar. Kamera doğru. Adınızı soyadınızı öğrenebilir miyim? Ayşe Turhan. Kesin Giresunlusun. Tabii ki. Ne demek? Neresinden? Giresun Batlama. Batlama. Evet. Merkez mi oluyor? Merkez, evet. Merkez. Evet. Tempo TV biliyor muyuz? Biliyorum, tabii ki izliyorum. Muhteşem. O zaman akrabalarımıza şöyle bir selam gönderim. Giresun'a şöyle kocaman, kucak dolusu. Neler söylemek istiyorsunuz? Anneme, kız kardeşime, teyzelerime, tüm Giresunlulara selam olsun. Bibinye de söyle, bibinye. Bibi. Diyor ki, hale mahalle, bütün cahalle, bütün mahalleye selamlar olsun diyor. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii, Semra Yıldırım. Kameraya doğru bakarsınız, sizi de görmüş olurlar. Semra Yıldırım. Siz de mi kesin? O benim canlı dostum. Bolu Mengenliyim. Ama fark yok ki. Bak, şeyi taktık kafadaki şalı. Çok Giresun'u biliyor. Beraber Allah. Geziyoruz. Gidiyoruz. Kaçıp kaçıp gidiyoruz. Kaçıp kaçıp Topal Osman'a gidiyoruz. O zaman arkadaşlarım Giresun'la. Unutamadığım bir Ramazan anısı varsa paylaşırsan bizimle çok sevinirim. Valla unutamadığım bir anı Giresun'da Topal Osman ziyareti. Her sene gidiyoruz. Hem dernekle birlikte gidiyoruz ziyarete. Gezmeye gidiyoruz. Uzun Göl'ü unutamam. Ayder Yaylası. Yani çok gidiyorum Giresun'a. Karadeniz aşığı ben gibi. Valla ben de. Değilim ama Karadeniz aşığım. Arkadaşlarıma da aşığım. Ürün yerleştirme yaptı bak bu da hemen. Çok teşekkür ederiz efendim. Hemen şöyle geliyorum. Valla. Giresun'un kızı burada dervişim. Biraz tırstım biraz gelirken. Giresun Çamalıklıyım. Oroncuyum diyorsun yani. Oroncuyum, çok fena, hem de halaycıyız. Başı çekerim düğünlerimizde her yerde. Başka ne anlatayım? Burada Giresun özgü ürünler var. Kültürel sanırım onlar. Evet, evet. Şallarımız var, bonelerimiz var. Peştemallarımız var bak böyle. Oy. Evet. Başörtümüz var, bonelerimiz var. Çok güzeldir yani. Kıyafetim nasıl dedi? Evet, çok yöresel güzel. Mi? Evet, yöresel maşallah. Evet. Teşekkür ederiz. Evet. Ben işte ne Ramazan'ı alalım. Ramazan'la ilgili düşüncelerim. Semra abla yardımcı et. Ol. Ben pek... Yani nasıl geçiyor Ramazan? Ramazanımız güzel geçiyor. Burada etkinliğimiz var. Bir standımız var. Giresunlu halkımızı burada ağırlıyoruz. Sadece Giresun burada... değil, bütün herkes. Aynen, aynen, evet. Yani şu an zaten gördüğün bütün Giresun sevdalıları burada olmasalar da. O zaman diyoruz ki sevgili izleyiciler, bizler Ramazan ayı boyunca Sarıyer Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu alandayız. Giresun Standı'nda bekliyoruz. Bekliyoruz, bekliyoruz. Onu da ben söylüyorum ya. Heh, bak ne güzel, hay çıkın çıkın gelin diyoruz. Şöyle güzel abime de böyle bir karizmatik durmuş, onu da bir tanıyalım. Evet. Güzel insan, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Adını öğreneyim, ben tanımıyorum, tanışalım. Benim adım Abdi Arslan. Abdi Arslan. Giresun aşığı, bir kardeşinizim. Başkan. Yıllardır da STK'ların içerisindeyim. Bize özellikle bu mekanı bize tesis eden Sarıyer Belediye Başkanımız Şükrü Gence, gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bunun akabinde biz Sarıyer'e daha yeni bağlandık. Şey olarak, ilçe olarak. Biz Ayaza'da oturduğumuz için Sarıyer'e yeni bağlandık. Ha, bizim için de burası bir kaynaşma oldu. Yani burada Çebin Karahisarlı veya yaptığımız gibi, yukarıda gördüğünüz gibi Giresun olarak tüm ilçelerini temsilen burada bir stand açtık. Ve burada bu şekilde beraber tüm arkadaşların tanışmak, kaynaşmak için buradayız. Gerçekten çok güzel bir ortam. Bak akşam olduğu zaman çocuklarımızla beraber geldik. Çok güzel bir ortam. Helalde de bu ortamın devam etmesini ben diliyorum. Özellikle beraber bazen derler ya çoğu insan der ya işte farklı farklı yorumlar yaparlar ama buraya baktığın zaman bizim özellikle beraber helalde Giresun olarak çok güzel etkinliklere imza atıyoruz. İnşallah. Ve Sarıyer'de de buna inanıyorum attığımıza da. Çok teşekkür ederim. Hep beraber bir araya gelmek için. Bu ortamı da sağlayan Şükrü Başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Böyle yerlerin de daha çoğalmasını istiyoruz. İnşallah, inşallah. Kolay gelsin. Size de kolay. Hayırlı Ramazanlar. Kolay gelsin güzel insan. Bizler böyle devam ediyoruz. Selamun aleyküm. Hayırlı Ramazanlar. Nasılsınız, iyisiniz? Ben çok iyiyim de yanınıza gelemiyorum. Yani gelemiyorum çünkü zararlı madde var. Yanınıza gelemiyorum ama artık geliyorum. Artık geliyorum. Öncelikle güzel insan, seni bir tanıyalım. Ben Fahri Günay. Fahri Bey, nereliyiz? Ben Ordu Fatsalıyım. Başlarcısınız.
Teşekkür ederim. Ailece geldiniz sanırım. Yani ailemiz ve arkadaşlarımız, ailemiz buradayız. Çok güzel. Ramazan nasıl geçiyor? Etkinliklerden memnun musunuz? Harika. Evet, çok güzel etkinlikler. Yani bir Ramazanlarda zaten böyle arkadaşlarla gelip buralarda oturabiliyoruz. Bir yerde de şey oluyor yani böyle bir hani ne derler, Ramazan'ın yüzü hürmetine buluşuyoruz. Güzel, bir sıkıntı yok. Çok teşekkür ederim. Hemen şöyle kısa da sizi de tanıyabilir miyiz? Dinçel, Dinçel Çevik, Antalyalıyım. Yalnız abi hiç bozmayın sıfırını. Dinçel, Dinçel. Antalyalıyım ya, vallahi Antalyalı. Ama kütüğü giriyorsun. Eskiden Antalya'da değilim abi. Hey, hey. Ya ben hanım mutlu olsun. Şöyle sorayım. Aslen nerelisiniz? Antalyalıyım aksi. Yok. Aslen nerelisiniz? İstanbul. İstanbul. Yalnız bak bu programdan sonra bir eve dönüşüm var. Yani yok ben... onda sıkıntı yok Allah'a çok şükür. Yok. Ama Antalyalıyım ama bir kere köye gittim. Antalya'ya 10 sefer Giresun'a gitmişimdir. Ya demek ki neymiş? Giresun diyoruz. Ya. Giresun diyoruz, onda sıkıntı yok. Memleketin her tarafı bizim. Aynen kesinlikle. Memleketin her zorla tarafı bizim. Zorla Giresun'a gittik vallahi. Ne yapayım? Tamam neyse eve rahat gidebilirsin bak. Çok kötü. Bir kere Antalya'ya gittim yani. Diğer 15 ya da 20 sefer gitmişimdir. Vallahi abi ben. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay demek gelsin. Şöyle bir prenses var. Buradayım, buradayım. Sen sağa sola bakıyorsun. Zehra Karakuş, Giresunluyum. Vallahi mı? Giresunluymuş. Yaşasın. Allah'tan Antalyalıyım demedin. Aynen. Öyle. Nasıl geçiyor Ramazan? İyi geçiyor. Yani kolay gibi. Şey iyi yani. Allah kabul etsin diyoruz. Amin. Hadi görüşürüz. Bay bay. Kesin sen de annesisin. Evet ben de annesiyim. Hava Karakuş. Röportaj yaparken bakıyordun da ondan dolayı anladım. Yani evet. Nasıl geçiyor Ramazan? Güzel geçiyor. Allah her zaman sabrını veriyor. O zaman akrabalara şöyle bir selam gönderelim. Merhaba. Çamoluk anneme, babama, kayınvalideme, kaynatama bu kadar. Bak, Çamoluk'la başladı anne, baba, kayınvalide. Hepsi orada oldukları için onlara. Hani yazın oraya gidecek ya. Kim ben mi? Belli olmaz. Tamam. Hemen şöyle gireyim ablacığım. Seni tanıyalım. Ben Birgül Karakuş. Ben de Giresun Çamoluklu'yum. Aynı memleketliyiz. Buradan memleketime kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Annem babam yok ama olsaydı onlara çok selam söylemek isterdim. Allah rahmet eylesin. O kadar. Sağ olun. Sizler varsınız. Sizler de yani, bir annesiniz. Abi. Aynen öyle evet. Çok teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Size hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağ olun, sağ olun. Anne ızgara köftedeyiz. Valla sahurda açık mısınız? Evet açığız. Açığız zaten. Anne sen oluyorsun değil mi? Evet ay, benim. Aranıza geleyim şöyle. Şimdi karnı acıkan bir insanın ortalama kaç TL'ye burada karnı doyar? Ben sahuru kaç liraya yaparım mesela? Herhangi biri yok. 20 liraya doyar. Ne var 20 liraya? Bir sahur menüsü verelim hemen. Hemen ne yapayım? Menü olarak köyde yok, var. Şu an şey olarak söylüyorum. Hani canlı olarak anlatalım sahur menüsünde. 20 TL'ye nasıl sahur yapılır? Onu bize anlatır mısınız? Servis köftemiz var. Hani nerede? Burada yapıyoruz. Evet. El yapımı. El yapımı. Evet. Köfteyi görebilir miyiz? Köfte var. Belki bizim ve hastamız da gelirler. Bir tane var. Bunun neresi var yetecek? Başka ne var ablacığım? Mantımız var, mercimek çorbamız var, tarhanamız var, gözlememiz var. Çayımız var. Çayımız var. Çay sınırsız mı? Evet. Çay sınırsız. Sınırsız. Bak el yapımı mantı var, köfte var, gözleme var, çay var ve tamamıyla? El yapımı. 20 lira mı? Evet. Sarıyer'e geldiğiniz zaman, Ramazan alanına geldiğiniz zaman annemizin tabelasını görüyorsunuz. Hemen Giresun'un yan tarafında. Sevgili size o zaman afiyet olsun. Sağ olun. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Bekliyoruz buraya gelsinler değil mi? Evet bekliyoruz seni. Ama şöyle yapalım. Tempo TV izleyicileri gelirse hani şöyle hani sünnettendir %5 %10 indirim yapın ama. Yaparız. Tamam çok teşekkür ederim. Yaparız. Tamam. Ben teşekkür ederim. Bu ablam da oyun oynuyor. Biz konuşuyoruz. Bak yakaladık. Yakaladık. Ve bilgi alanıma girmiyor tür şeyler. Siz ne yapıyorsunuz burada? Müşteri misiniz? Konuk müşteri. Konuk müşteri. Konuk sanatçı dedim de konuk müşteri. Hem konuk hem müşteri. Adını öğrenebilir miyim abla? Emine Satır. Nereliyiz? Karadeniz, Rize. Rize? Gerçi ben. Rize güzel. Pazar mı? Eşim Elmalı.
Merkez. Ablamız da Karadeniz, hiç sıkıntı yok. Size hayırlı iyi oyunlar. Bak şu hamleyi unutma. Oymadımak diye devam ediyoruz. Şöyle sırayla geliyorum. Güzel insanlar. Sizleri tanıyabilir miyim efendim? Hilmi Kılıç. Ya Hilmi abi öyle bir baktın ki sanki benim sana borcum varmış gibi de alacak diye burada görmüş gibi korkuttun beni ya. Yok alacaklı değilsiniz, biz verecekliyiz. Buyurun oturun, bir madımak yiyelim. Estağfurullah. Sivas'ın neresindeniz? Suşehir'i. Oo, horoncuyuz yani. Sayılır. Biliyor muyuz? Biraz. Biraz. Peki neler söylemek istersiniz şu an Tempo TV ekranlarındaki izleyicilerimize, hemşehrilerimize? Tüm hemşehrilerimizi buradaki standımıza bekliyoruz. Şükrü Başkanımıza teşekkür ediyoruz bu alanı, bu yeri bize tahsis ettiği için. Yapılan etkinliklerde tüm ekibe teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim efendim. Hayırlı Ramazanlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sırayla gidiyoruz. Dur geleceğiz. Ya başkan, şey, dernek başkanımız mı? Evet, evet. Yok. Bak. Dernek yönetiminden. Sarıyer Sivas. Sorumluyuz değil mi? Evet, sorumluyuz. Bak nasıl belli. Hemen misafir. Bizim Anadolu insanı hep böyle. Ben de Erzincanlıyım. Hani övünmek gibi olmasın, 24 ayar. Hepimiz 24 ayarız. Evet başkan, seni tanıyalım. Ben Ersin Şahin, Sivas Suşehirliyim. Sarıyer'de, Yeniköy'de oturuyorum. Sarıyerlisiniz aynı zamanda. Sarıyerli. Ev sahibi. Bak 40, ben dedim. 40 yıllık Sarıyerliyiz. Eyvallah. Evet. İzleyicilerimize neler söylemek istersin şu an Tempo TV ekranlarındayız? Vallahi izleyicilerimize... Çıkın gelsinler. Ramazan'ın güzel geçmesini diliyorum. 5 Haziran'da buraya bekliyoruz. 5 Haziran'da Sivaslıların burada gecesi var. Herkesi buraya bekliyoruz. O zaman Sayın Başkanım, o zaman televizyonda bizim programımız yarın yayınlanıyor. İftardan sonra. Evet. Şöyle diyebilir miyiz? 5 Haziran'da bütün Sivaslıları İstinye Tersane alanına bekliyoruz. Ve canlı yayın hangi televizyonda yayınlanacak başkanım? Tempo TV'de. Tempo TV'den. Evet. Evet, birazdan başkanımızla görüşeceğiz. Tempo TV ekranlarından tüm dünyayı duyuracağız. Başkanım geleceğim inşallah size. Evet. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abim vallahi biraz vallahi sesin çıksın. İftar mı yapmadın ya? Madımak mı yemedin? Evet. Seni tanıyalım, biraz sesin çıksın. Evet. Ahmet Güzel, Sivas'ta alayım. Sayyer'de ikamet etmekteyiz. Ramazan tüm dostlarımıza, tüm insanlığa hayırlı vesile olmasını diliyoruz. Bütün dostlarımızın Ramazan bayramını bugünden tebrik ediyoruz. Sağlık, sıhhat, afiyet diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Orada zararlı maddeler var, bak gelemiyorum. Cansın can. Hay Erzincan, can can. Hoy, bilmukabile, bilmukabile. Güzel insan, seni tanıyalım. Merhaba. Tempo izleyicilerine hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Cemal Yıldırım ismim. İnşaat sektöründe faaliyet gösteriyoruz. 50 yıllık İstanbulluyum, 40 yıllık Sarıyerliyim. Başla. Yalnız evet, Cemal abi böyle bir kamerayı gördü, mikrofonu gördü. Yani peşin satanlar gibi oturdu vallahi bak. Müteahhit olduğu çok belli oluyor yani. Ne yapalım yani, biz İstanbul'da Beyoğlu'na büyüdük. Eyvallah. Beyoğlu'na yetiştik. Ama doğduğumuz yer burası ama doyduğumuz yer burası ama doğduğumuz yer Sivas Suşehri. Hani bir türkü var ya, yüzünü dön dön beri. Hele beri gel beri. Sivaslısın sen he mi? He. Sensin canım. İçinden. Çok teşekkür ederiz. Hemen şöyle devam edeceğiz. Güzel insanlar. Şöyle güzel insan. Baksana adam güzel insan diyor mu yani, o yüzden yani. Harbiden de güzel değil mi? Bir, sizden bir rica edebilir miyim? Güzel insana bir moral akış alabilir miyim ya? Şöyle bir canlansın ortalık. Başkan, seni tanıyabilir miyiz? Ben Bayram Engin, FSM Cami Dernek Başkanıyım. Sarıyer, başta onu söyleyeyim, Şükrü Başkanımla çok güzel. Ramazan'ın ayrı bir tadı. Başkanımın Sarıyer'de devamını diliyorum, başarılarını diliyorum. Ve bu akşam Feshane'de tüm dostlarımla beraberim. Türkiye'liyim. Herkesi çok seviyorum. Eyvallah. Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Peşinde bayram var. Herkesin bayramını şimdiden tebrik ediyorum. Peşinde buradayız canım. Başkanın sözünü aldık. O zaman, eyvallah. O zaman bayram mesajı verirsin.
Hepinize teşekkür ediyorum. Özellikle sizlere. Sağ olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Vallahi Aziz Yıldırım gibi bir başkan. Vallahi böyle maşallah maşallah. Şey Vehbi Koç diyelim o zaman başkanımıza. Hem karizması var. Sakıp Sabancı diyelim. Vehbi Koç demeyelim. Tamam. Sakıp Sabancı diyelim. Yok başkanımız diyelim. Başkanım seni tanıyalım. Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Adım Bilal Başpınar. Önce Sarıyer, sonra Sivas. Doğum Sivas, su şehri. Hani diyorlar ya plakamız 58 alemde tekiz. Hakikaten Sivas'ta olmak bir ayrıcalık tabii ki. Ama bu Tempo TV izleyicilerinin hepsinin Sivas'ta olmadığını da bilmek gerekir. Bu mahiyette tüm Türkiye'de ulusal yayın yaptığından dolayı Tempo TV kanalıyla tüm İslam aleminin Ramazan ayını canı gönülden kutluyorum. Herkese sağlık içinde, barış içinde, huzur içinde, kardeşlik içerisinde bir ömür temenni ediyorum. Abi. Çünkü aylara, günlere sığmaz barış ve kardeşlik. Valla gün birlik günü, gün dirlik günü, gün can günü Erzincan'a da merhaba diyorum. O zaman gelin canlar Sivas'ta buluşalım. Kesinlikle. 5 Haziran 2018'inde Sarıyer Belediyesi'nin organize etmiş olduğu Sarıyer'deki İstinye Tersanesi'nin şu anda yerinde bulunduğumuz İstinye Tersanesi'nde Sivaslar Günü düzenleniyor. Bu Sivaslar Günü münasebetiyle biraz sonra hanımefendiyi tanıyacaksınız. Bir madımak çorbası yaptı. Tatmanızı özellikle rica ediyorum. İnşallah. Sivas köftesi ve Sivas kültürünü yaşamak isteyenlerin Sivas kültüründe ben de varım deyip o kültürün bir nebze hareketini göstermek isteyenlerin buluşma noktası olacağını temenni ediyorum. Ve bu mahiyette de İstanbul Sivaslar gidince boşalıyor, trafik rahatlıyor diyorlar. Hadi Sivaslar gelin buraya toplanın şu İstanbullular biraz rahat etsin. Çok teşekkür. Herkese selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Saygılarım. İyi yayınlar diliyorum. Demek ki trafiğin nedeni anlaşıldı. Kesinlikle. Teşekkür ederim başkanım. Şöyle geleyim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ olun, siz nasılsınız? Vallahi aynı işte iftarımızı açtık, güzel insanlarla tanışıyoruz. Ramazan'ın vermiş olduğu o güzel etki, tepki olarak bize geri dönüyor. Sizleri tanıyordum. İsmim Ali Öztürk. Sivas Kocasallı'yım. Pınar Mahallesi'nde oturuyordum. Hanım Erzincanlı. Oo, enişte. 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 Bize buraya açan başta Şükrü Başkanım ve Başkan Yardımcım'a herkese teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese Allah razı olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. O zaman şimdi Erzincan'ımıza selam göndereceğiz. Sivas'a mı tam şey yapalım? Birden, ikisine birden. Önce Erzincan, sonra Sivas. İşte öyle oluyor. Şöyle geleyim. Selamünaleyküm. Selam. Valla basketbol mu oynuyoruz hocam? Yok. Sen ayağa kalkma, ben oturarak konuşayım. Benim yanımda dinlenin biraz. Ben Sivaslı değilim, Kastamonu Abana. Aralarına casus girdim. Estağfurullah. Burada şimdi şey var. Anadolu'nun yetiştirmiş olduğu bir coğrafya var. Coğrafyada kapımız herkese açık. Zaten Kastamonu Sivas'ı bak. Çok benziyor yöre olarak da. Yani hem huylarımız benziyor, hem yemekleri, kültürlerimiz çok benziyor. Çok da iyi anlaşıyoruz. Hem İstanbul'da Sivaslılar ve Kastamonu'da çok güçlü biliyorsunuz. Gülerek söyledi ama ben tamam. Hadi. Yine bir rekabet var, en çok biz kimiz değil mi? O şimdi bize Kastamonu yemeği olarak bir banduma şey yapacak herhalde. Onun için böyle söyle. Maşallah. Benden daha iyi biliyorsunuz yöreleri. Her zaman, ne zaman isterseniz. Valla biz olmuyoruz hep ne zaman ister. Valla başkanım ya. Benim halimden en çok sen anlıyorsun valla. Geleceğim. Hayırlı Ramazanlar. Teşekkür ederim. Hemen şöyle gelelim. Ablam sensin değil mi? Oy madımak. Bak o şarkı sana yakışır. Yani. Hadi oy madımak. Ben hayatım. O zaman yani diyoruz. Zehirlerim sizi. Seni tanıyabilir miyiz? Şu akşam. Aysel Ahlat. Kesin Sivas. Sivas, tabii ki Sivaslıyız. Madımağı yapan işine yani. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Vay, çok iddialıyız. Yani. Peki iyi bir madımak çorbası nasıl yapılır? İzleyicilerimize kısa bir tarifini nasıl yapar mısınız? Yani. Sen nasıl yapıyorsun mesela? Ya ben hazır doğranmışı yaptım. Evet, tencereyi getirin. Alalım. Evet, az solisti bekliyoruz. Bugünün madımak çorbası körmensiz olmaz. Şimdi ben biliyorum da.
Hani ekranları başında bilmeyenler için körmen ne demektir? Körmen Sivas dağlarında yetişen güzel bir ot. Çekir. Bakalım koymadım. Anam da burada şey yapıyor. Ay canım benim. Bir bakalım şöyle. Ben vereyim size, yiyin isterseniz. Ben yemek açısından değil, izleyicilerimiz de. Şimdi ben ekran karşısında yemiyorum abi. Özellikle hani yiyen var, yiyemeyen var. Duramayanlar buraya gelsinler işte, onun için. Dur ben o zaman yanına gelirim. Bir dakika. Altın vuruş yine başka şey, Vehbi Koç Başkan yaptı. Şimdi ben bir Fenerbahçeliyim. Öncelikle şunu belirteyim. Vallahi zaten oh. Fenerbahçeliyiz. Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. Başkan az önce söylediğimiz gibi Ersin Başkan Fenerbahçe Kongre üyesi, aynı zamanda bir Fenerbahçeli olarak iyi bir spor severiz ve Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. Yani kesinlikle hak ettiler. Çünkü 17 maçın 16'sını burada parantez açın. Bir tek Fenerbahçe'yi yenemediler. Ama şampiyonluğu hak ettiler kendi sahalarında diye düşünüyorum. Bu mahiyette Galatasaray'ı kutlarım. Beşiktaş'ı da kutlarım. Ama en büyük tabii Başakşehir'de bu evet, işe tuz biber kattı ama bütün İstanbullulara bir şey söylemek istiyorum ben. Sivaslılar madımağı bilirler. Nasıl pişirileceğini de bilirler. Nasıl yenileceğini de bilirler. Ama İstanbullular, az önce bir misafirimiz vardı bir alanda. Geldi dedi ki ben dedi hiç dedi madımak yemedim dedi. Kızım gel bir tadına bak dedik. Abi nasıl bir şeydir dedi. Bir baktı tadına. Lütfen dedi bunun bana tarifini verir misiniz dedi. Ben de dedim ki tarifi yok, tadı var. Tadını tatmak isteyenler de buraya gelecekler. Ama Erzincanlıydı arkadaşlar. Madımağı bilmeyen Erzincanlıydı. Yani şekil 2A örnek 4. Erzincan Refahiye, bizim o bölgede itibariyle söylüyorum. Özellikle Refahiyeliler madımağı bilirler. Ama Erzincan'ın diğer kesimleri pek madımağın nasıl yapıldığını ve nasıl kullanıldığını bilmezler. Ama Kastamonu'nun bandırması bizim zırınımız ve bizim madımağımız. Hakikaten yöresel anlamda değişik bir tat, değişik bir lezzet ve farklı bir pişiriş tarzı var. Önümüzdeki 5 Haziran'da burada göreceksiniz Sivas köftesi, gözlemeler, efendim mantı, zırın ve banduma Kastamonu'dan geliyor. Ketelerimiz, başkan, hepsi mevcut. Bir tek şunu söyleyeyim. İstanbul'da kozmopolit bir şehir. 22,5 milyon insan var. Bu 22,5 milyon insanın Sivas'ta olup da Sivas'ı görmeyenler, İstanbullu olup da Sivas'ta hüviyet cüzdanı çıkıp İstanbul'da büyüyenler bu tadı bilmiyorlar. Benim üniversite tez konum şuydu. Gelenek ve göreneklerin toplumda insanları şekillendirmesi nasıl olurdu? Bunu da yiyecek içecekle başladım Türkiye genelinde. Çok da güzel olmuştu. Geleneğini, göreneğini ve ananevi kurallarını unutmak istemeyenler bu tip ortamlarda lütfen ayrı kalmasınlar diyorum. İnşallah. İşte birliktelik, işte kardeşlik. Can Erzincan, selam olsun. Aleyküm selam. Ben Galatasaray Fenerbahçe'yi basketbolda kutluyoruz bize bu heyecanı yaşattığı için. Vay vay işte centilmenlik böyle bir şey. Şimdi ne duyamadım bir dakika. Şeftali diyor. Abi yapmayın kurban olurum ya. Sen yan masaya geç abi. Gel böyle gel. Vallahi. O kadar şok. Başkanım konuştu. Abi ne? Erzincanlı Hüseyin. Abi ne konuştu? Coşkun. Şeftali almaya gitti. Başkanıma selam olsun. Can Erzincanlı. Eyvallah. O bizim göz doğrumuz başkanımız. Hüseyin eyvallah. Coşkun. Hangi Hüseyin başkanımız? Aynen. Hüseyin başkanım. Allah onunla Allah gurur duyuyoruz. Benim adım Bilal Başpınar abi. Tamam. Baş tacı. Hüseyin başkanım burada. Ona da saygılar. Yok biliyorum az önce görüştük onlarla. Şimdi şöyle bir şey daha söyleyeyim. Ben de 5 yıldır bu sene 6.sı düzenlenecek. Türkiye'nin en büyük yaylası Sivas, Erzincan ve Malatya'yı bağlayan Sarıçiçek Yaylası var. Bilir misiniz? 6 yıldır da ben oradayım. Hem sunumunu yapıyorum hem de organizasyon içerisindeyim. Sivas'ı çok iyi bilirim. Erzincan'ı az çok bilirim. Ondan sonra Malatya'yı iyi bilirim. Türkiye'nin işte aynı mozaiğin insanları. Onu anlatmaya çalışıyorum. Elazığ, Sivas'ı,
Sivas olmadan Erzincan olmaz. Erzincan olmadan Sivas olmaz. Tıpkı Galatasaray Fenerbahçe gibi. Baş tacısınız. O vadi bambaşka bir şey. Görüşmek üzere. Hemen üzümlü bilmez mi? Eyvallah. Baş tacısınız. Saygılarımı sunuyorum. O zaman bizler birazdan farklı bir standta karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Evet, Sarıyer'de röportajlarımızı devam ediyoruz ve birbirinden değerli konuklarımızı, birbirinden değerli misafirlerimizi sizlerle buluşturuyoruz sevgili izleyiciler. Ve hemen şöyle çok değerli bir başkanımızın yanındayız. Başkanımızı bizler tanıyoruz ama ekranları başındaki olan birçok dostum da tanıyor ama tanımayanlar için başkanım, bir kendinizi tanıtır mısınız? Ben Bilal Kahraman, Giresun Şebin Karahisar, Dilerköy'ü doğumluyum, Sarıyer'de oturuyorum. Buradan bizleri izleyen Tempo TV izleyicilerine ve bütün Türkiye'de yaşayan halkımıza saygılar, sevgiler sunuyorum. Tempo TV ailesine de başarılar diliyorum. Gerçekten muhteşem programları var. Dikkatli, iyi bir izleyicisiyim. Peki başkanım, şöyle söyleyeyim. Hadi Ramazan ayındayız ve sizin unutamadığınız bir Ramazan anınızı bizlerle paylaşır mısınız? Unutamadığınız böyle bir köyde olabilir, burada olabilir, sizi etkileyen bir hikaye. Tabii ki Ramazan etkinlikleri İstanbul'da oluyor, güzel. Bütün belediyeler yapıyor ama bizim örf, adet ve annelerimize göre bir program değil. Sazlı, sözlü, dambur dumbur buradaki Ramazanlar. Köylerde tabii ki biliyorsunuz bütün köy halkı toplanır. Harman var bizim orada, biliyorsunuz. Harman'da yemekler açılır, bütün köylü davet edilir, güzel bir yemek verilir orada. Tabii ki, aynı. Tabii ki, evet. Herkesin evinde ne varsa alır gelir ama burada öyle değil. Burada her şey organik değil, en organik, biliyorsunuz. Son olarak Ramazan mesajınızı alabilir miyiz şu an izleyicilerinize, memlekette olan dostlarınıza? Tabii ki buradan bütün bizleri izleyen değerli seyircilerimize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ramazanların hayırlı, bereketli ve hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Tempo TV ailesine de başarılar diliyorum. Başta Cemal Başkanım olmak üzere siz değerli yöneticilere, kameraman kardeşime, kamera arkasındaki bütün ekibe, görünmeyen kahramanlara da teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Bizler de Bursarıyer'deki programımıza sonuna geldik. Evet, Tempo TV her an her yerde karşınıza çıkabiliriz. Mikrofon delisiyle Ramazan özel programı yarın. Bakalım bizler nerede olacağız, bizler de bilmiyoruz. Tempo TV ekranlarından ayrılmayın. Çünkü bir bakmışsınız bir gün bu mikrofonu sizi de tutmuş olabilirim diyorum. Sizi en çok sevilene emanet ediyorum. Allah'a emanet olun. Tutmuş olduğunuz oruçları, etmiş olduğunuz niyetleri Rabbim kabul etsin diyoruz. Ve hayırlı Ramazanlar diliyorum efendim. Hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere. Sarıyer'de röportajlarımıza devam ediyoruz ve birbirinden değerli konukları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Evet sevgili dostlar, sizler onu tabii ki Kral Show, kralımızla birlikteyiz. Müzik dünyasının duayen ismi, aynı zamanda o bir 28 ayar, 24 ayar bir üyeye sahip sevgili Ruşen Aydeniz, değerli sanatçı abimiz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum değerli abim. Nasılsın, iyi misin? Çok teşekkür ediyorum. Bütün Tempo TV izleyenlere sevgiler, saygılar gönderiyorum. Sarıyer Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri yaptığı sevgi, barış, huzur alanındayız. Sayın Belediye Başkanımız Şükrü Gence'de çok teşekkür ediyoruz. Sarıyerlilere burada gerçekten Ramazan'ı 30 günlü bayrama çeviriyor desek yeridir. Burada eş, dost, komşu, uzaktan, yakından gelen herkesle insanlar birbiriyle tanışıyor, sohbet ediyor, çaylar içiliyor, tatlılar yeniyor, gözlemeler yapılıyor vesaire. Anadolu kültürünü burada bir ay boyunca yaşatmaya çalışıyoruz. Ben de Sarıyer Şebin Karahisarlılar Dernek Başkanı olarak bu etkinliklere ekibimle birlikte destek veriyorum, katılıyoruz. Her sene olduğu gibi bu sene de burada stand açtık. Gelen hemşehrilerimizi burada ağırlıyoruz. Hepsini, yani şu anda beni dinleyen herkesi İstinye'de eski tersane alanı dediğimiz alana, yani sevgi, barış ve huzur alanı diye belediyemizin adlandırmış olduğu alana davet ediyorum. Buraya gelsinler, burada hem
Giresun'umuzun standı var. Hem Şebinkarahisar'ın var. Diğer il ve ilçelerin de var burada. İnsanlar burada barış, sevgi, kardeşlik muhabbetleri yapıyor. Ramazan muhabbetleri, sohbetleri yapıyor. Çok güzel. Tempo TV olarak da bu tür etkinliklere vermiş olduğunuz destekten dolayı başta yönetim kurulu başkanımız Sayın Cemal Akkaya ve ekibine çok teşekkür ediyorum. İnsanların sosyal alandaki yapmış olduğu aktivitelere gerçekten samimi bir şekilde destek veren bir kardeşim. Dediğim gibi bütün Tempo TV ekibine sizin aracılığınızla teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Her akşam bekleriz. Tempo TV bizim kanalımız. Yeter ki kıymetini bilelim. Giresunlular olarak Tempo TV'nin olmadığı zaman ancak kıymetini anlayabiliriz. Varken anlayamıyoruz maalesef. Radyo, televizyon ve benzeri basın yayın kuruluşlarına iş adamlarımızın gerçek manada, gerçek anlamda destek vermesi gerekiyor. İşte efendim biz Tempo TV'yi seviyoruz, falancı kanalı seviyoruz, bizim kanalımız diyorlar ama bizim demekle olmuyor. Sahip çıkamadığın yer senin değildir. Sahip çıkarsan senindir. Bu anlamda da bir serzenişte bulunayım fırsat bulmuşken. Bütün Giresunlu gerek bürokrasi, gerek siyasi, gerek iş adamları babında söylüyorum. Bu kanala sahip çıksınlar. Olmadığı zaman kıymetini anlarlar. Başka başka şehirlerin, başka başka kültürlerin programlarını izlemek zorunda kalırlar. Onun için yaşarken kıymet bilmeliyiz, yaşatmalıyız. Öldükten, yok olduktan sonra hiçbir işe yaramaz. Ahlar vahlar bir işe yaramaz. Onun için bu güzide, gözde, güzel kanalımıza sahip çıkmalarını buradan rica ediyorum. Bütün şu anda beni izlemiş olan, izleyen olan dünyanın her bir tarafındaki dostlara kucak dolusu, gönül dolusu selamlar, saygılar gönderiyorum. Çok teşekkür ederim Kral. Peki şöyle bir izleyicilerimize bir bayram sürprizi var mı? Bir yeni klip, yeni bir çalışma, yeni bir single? Yoktur. Niye yoktur onu da açıklayayım. Bu sene bitene kadar da olmayacak. Yani 2019'un başları gibi yeni bir albüm olacak. Bunun sebebi de ses tellerimde bir ödem oluştu benim. Yılların yorgunluğu, yıllardır hep 7 saat, 8 saat sahnede kalmanın, işte insanların bize göstermiş olduğu teveccüh ve sevginin temasında aşırı bir yüklenme, aşırı yorgunluktan ödem oluşmuş. Bu ödemin alınması için de hemen ameliyat olmam lazım. Ben de biraz canı az bir adamım. İğneden bile çok korkarım. Yazı diyorum ameliyat olmadan atlatayım. Sezon başlarken ameliyatım olurum. Zaten yaklaşık 1,5 ay falan sahne alamayacağım ameliyattan sonra. İnşallah Allah nasip ederse ameliyattan sonra yeni bir albümle 2019'a merhaba diyeceğiz. O günleri görürsek inşallah. Şimdi durum bu. Şimdiden geçmiş olsun diyoruz ve sevenlerini öncelikle Tempo TV ekranlarında ve sevdiklerini yalnız bırakmamanı, acil dönmeni bekliyoruz. İnşallah Allah nasip ederse döneriz. Kısmet olursa yine Tempo TV ekranlarında 15 yıldır sürdürdüğümüz Kral Show programını da yapmaya devam ederiz. Tabii her şey kısmet. Teşekkür ederim. Bir şey daha söyleyebiliyor muyum? Bu arada Rüşen Bey biliyorsunuz MSG'de yönetim kurulunda biliyorsunuz 400 tane albümü var. Yani boşuna 400 tane eseri var. Burada yönetime de girdi. Ben kendisini buradan sizin aracınızda kutluyorum. Tebrik ediyorum. Yani bizim tanıdığım bütün yöre sanatçılarından Giresun, Sivas, Erzurum, Erzincan ilk diyebilirim. O yüzden kral diyoruz. O yüzden kral diyoruz. Çok... Şimdi ben şeyi sevmiyorum. İşte şunu oldum, bunu oldum, bakın ben buradayım tarzı bir adam değilim. MSG bütün bestekar ve sanatçılarımızın telif hakları gelirlerinin toplanıp dağıtıldığı bir kurum. MSG'nin de disiplin kurulunda Candan Erçetin hanımefendinin listesinde yönetime girdik. Daha önceki başkanımız Karo Mafya'ndı. Onu 10 yıldır yorulmuştu. Ona biraz dinlen dedik. 7 bin tane falan üyemiz var civarı.
Orada en çok oyu bize verdi, bizi tercih ettiler. Ben bütün orada bize oy veren, destek olan meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Tabii eserler çoğalıyor. Şu an 400, belki seneye 450 olur. Allah ömür verirse 600'leri, 1000'leri bulur. Tabii beste yapmak kolay değil. Yani beste işte yazayım demekle olmuyor. Yazarsın ama ne yazarsın ona bakmak lazım. Hadi yazdınız, işin güfte bölümü, yani söz bölümü. Bir de bunun bestelemesi var. Besteleyebilmek için müzik bilginizin olması gerekiyor. Yaratıcı bir karakterinizin olması gerekiyor. Yaratılıştan sizde bir şeylerin olması gerekiyor. Yoksa işte yazdım, bir tane duyduğunuz melodinin üstüne o yazmış olduğunuz güfteyi besteledim diye. Yani zaten güfte ile beste bir araya gelince eser oluyor. Eser diyoruz biz buna. Doğrusu da o zaten. Bazı meslektaşlarımız parça diyor mesela. Ben çok kızarım, parça. Parça değil, eser. Öldüğümüz zaman gelecek nesiller işte o bizim türkülerimizi çalacaklar, söyleyecekler, oynayacaklar. Yeni sanatçı adayları albümlerini okuyacak belki, bilemiyoruz. Zaten birçok sanatçı dostum, arkadaşım eserlerimi okudu biliyorsunuz. Bundan sonra da üretmeye devam edeceğiz inşallah. Çok teşekkür ederim. Ben de o parça lafına uyuz oluyorum. Hatta radyo esnasında geliyorlar, diyorlar ki parça kalmadı bütün verelim falan diye böyle bir mizahistan yapıyorum. Sevgili kral, son olarak yormayalım. Bugüne özel bir, çok kısa bir o güzel sesinden şöyle izleyicilerimize şöyle güzel bir mırıldanalım. Hani ambiyana tabirle akıt gelsin. Şimdi sahnede olmayınca ben çok konsantre olamıyorum, işin gerçeği. Bence konsantre olman için yönetim kurulu başkanımız. Cemal Bey de bana alttan bakıyor tabii. Biliyor psikolojik yapımı. Çok iyi tanıyor beni. Ama seni kırmamak için bir kuble de olsa becerebildiğim kadar okumaya çalışıyorum. Sadece birini izleyicilerimize güzel. Bütün izleyicilerimize bayram hediyesi diyelim. Ne okuyacağımı da bilmiyorum tabii ki. Özel bir isteğiniz var mı? Hangisi? Gönül senin elinden. Peki. Gönül senin elinden, şaşırdım nereye gidem. Gönül senin elinden, şaşırdım nereye gidem. Ellerde güzel çoktur, vermezlerse ben neydem. Ellerde güzel çoktur, vermezlerse ben neydem. Ey gönül, uslan gönül, zulmetme bana gönül. Of gönül, etme gönül, zulmetme bana gönül. Koşa koşa yoruldum, gelme peşime gönül. Koşa koşa yoruldum, gelme peşime gönül. Çok teşekkür ederim kral, yüreğine sağlık. Evet, Tempo TV izleyicileri, size bayram şekerinin üstünden sevgili Ruşen Aydeniz, değerli sanatçı abimiz gönderdi. Evet, birazdan sizlerle birlikte olacağız. Sakın ekranlarınızın başından ayrılmayın. Kıpraşmayın, geliyorum.